Merhaba arkadaşlar uzmanlardan İstanbul depremi ile alakalı önemli açıklamalar geliyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hızlı hemen videomuza geçelim. Uyarılar peş peşe geliyor. Özellikle son günlerde biliyorsunuz bir deprem yaşanmıştı İstanbul'da ee, bir fay hattında ve bu fay hattı özellikle çok kritikti. Yani neden? Çünkü bu fay hattı büyük depremin beklendiği fay hattıydı ve bu fay hattı kıpırdadı. 3.1 büyüklüğüne deprem oldu. Bu da bir kıpırtıya neden oldu. Ama yeryüzünde değil, yer altında yani fay hattında bir kıpırdama meydana geldiğinden dolayı acaba büyük depremi mi e, habercisi bu birçok kişi tarafından da merak konusu oldu. Ee, peki büyük depremin habercisi mi? Tabii ki bunu e, baktığımızda uzmanlar daha iyi bilir. Ama uzmanların açıklamasına baktığımızda evet büyük depremin maalesef ki habercisi olabileceği söyleniyor. Tabii ki en iyisini Allah bilir. Ama sürece baktığımızda, duruma baktığımızda e, kritik bir süreçte ve kritik bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Uzmanlar tarafından yine bu tarz açıklamalar var. Ama dediğimiz gibi, sürece baktığımızda son günlerde beklenen yani büyük depremin beklenen fay hattında olan depremler ve ne kadar küçük olsa da küçük depremlerin ardından acaba büyük depremler mi olur sorusu da insanı tabii ki korkutuyor. Bizlerin bu süreçte yapması gereken nedir? Bir deprem çantası hazırlamak en önemlilerinden biri. Bakın unutmayın. Bir deprem çantası hazırlamak ve bununla birlikte yani sağlam tabii ki Evler tutmak, herhangi bir sağlam ev tutmak bunlardan da önemli biri. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.